Ülkemize dönüş yolunda tam da hava sahamıza girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Malum artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de. Tabii Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçmiştir. Onun koordinesinde kendileri de İstanbul'da bulunarak başta İstanbul Valimiz olmak üzere il jandarma garnizon komutanımız hepsi birlikte bu çalışmaları ilgili mercileri de yanlarına almak suretiyle bugün ve yarın burada devam ettirecekler. Tabii depremle ilgili tüm koordinasyon ilgili bakanlık ve kurumlarımızın katılımıyla bu merkezden yönetilmektedir, yönetilecektir. Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce işte sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweette işte köprüleri kullanmayın. İşte köprü halatları koptu. Böyle densizlik yapanlar da var. Yani bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun. Yani şöyle 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük bir takım hasarlar dışında yani yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Bütün kaymakamlıklarımız hepsi AFAD'ın İstanbul genelindeki bütün birimleri yakın takipte olaylar takip ediliyor. Valiliğimizin tespitlerine göre de bu hafif yaralı vatandaşlarımıza gerekli müdahaleler yapılmış durumda. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları da şu anda devam ediyor, sürüyor. İstanbullular başta olmak üzere ben tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve bu arada bazı açıklamalar da yapılıyor. O da toplanma alanları gibi. İstanbul'da AFAD'ın yani bırakın yüzlerce binlerceyi, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın sürekli olarak yayınlanmaktadır. Ve bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı bir şekilde değerlendirir. Onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanını da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi de değişkendir.